elbette daha fazla öğrenmeye edenlerin, daha fazla ayetleri görmeyi arzulayanların Cenab-ı Hakk'ın katında itibarı yükselir. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah iman etmiş ve kendilerine ilim verilmiş olanları derece derece yükseltir. İlmi tahsil etmekten bahsediyoruz. Bunun iki temel yolu var. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği birinci temel yolu demin konuştuk. Gözlerimiz, kulaklarımız, dıştan topladığımız, araştırarak, öğrenerek Allah burayı nasıl yaratmış? Peki şu canlı bunu nasıl yapıyor? O şu canlıdaki üreme sistemi nasıl? Bunu Cenab-ı Hak o canlıya bambaşka bir biçimde vermiş. Bir de onu okuyayım, öğreneyim. Allah'ın adıyla okuma biçim bunlar. Ama ilmi tahsil etmenin buna eşlik etmesi gereken ikinci bir boyutu biz buna ilim döngüsü diyoruz. Kulun Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça Allah Azze ve Celle'ye duyduğu sevgisi çoğaldıkça ki ilimle tanır, efendim gönlüyle Cenab-ı Hakk'ı kalbiyle sever, o azameti büyüklüğünü gördükçe hayran olur. Bu kez de bir üçüncü aşamada Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısını yaşamak ister. Onunla iş, ilişki kurmak. Dolayısıyla ilim ve iman bunlar peş peşe geliyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ İlim vermiş ama ayağını diretiyor ki bana iman verme. Ben bu öğrendiğim ilimle seni ilişkilendirmek istemiyorum. O dibe doğru yolculuğa başlar. Cenab-ı Hak ilim vermiş bu kez o ilim ile imana da yöneliyor ise ve kâlellezîne utul ilme vel iman. Başta kelimeyi tevhid olmak üzere ilk adım da ilimle atılır. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Ondan gayrı bir ilah olmadığını, olamayacağını ilmen, ilim yaparak bunu bil dedi Allah azze Buna dair sana وَجَعَلِ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَ Gözleri, gönülleri, gözlerinizi, kulaklarınızı, kalplerinizi verdik. Bizden gayrı bir ilah olamayacağına dair alemi inceleyecek, varlığı inceleyecek araçları verdik. Bunları bu araçlar ile bu ilmi tahsil edince Cenab-ı Hakk'a karşı saygısı, Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgisi çoğalınca bunu yaşamak ister. O zaman bizim vahye ihtiyacımız var. Biz varlık aleminde var edicinin olması gerektiğine, varlık burada çünkü, var edicinin de illaki olması gerektiğine dair akledip durumu sonuçlandırabiliriz. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatına karşı sorumluluklarımızı nasıl yaşayacağımızı bilmemiz için o diğer ilim dediğimiz vahiy ile gelen ilme ihtiyacımız var. Cenab-ı Hakk'ı nasıl memnun edeceğiz? İlişkiyi başlatmak istiyoruz. Bu kulluk ilişkisi Allah Azze ve Celle'nin bize seslenişiyle başlıyor. Ve o seslenişinde Cenab-ı Hak hem iç içe bulunduğumuz bir il, bu ilmi nasıl yapacağımızı Allah'ın adıyla yap dedi, öğretiyor. Ve hem de zatını tanıdıkça ona karşı kulluğumuzu nasıl yaşayacağımızı. Buna dair namazı öğretti, orucu öğretti, haccı öğretti, olurlarını, olmazlarını, hudutlarını, sınırlarını, yasaklarını, sana saygılı bulunmam için ne yapmam gerek diye sorduğumuz her şeyi bize vahiy ile Cenab-ı Hak öğretti. Ve buna bir de ilaveten sonucu bize vaat etti, akıbetimizi, bu hayatın için yaşayıp nasıl bir sonuca iyi veya kötü nasıl bir yere çıkacağına dair. Bu da vahiy ile öğrendiğimiz ilimler. Bu ilim döngüsü içerisinde Cenab-ı Hak dedi ki, benim isteklerimi yerine getire durursanız, ben sizin ilminizi çoğaltmaya başlarım. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Bu üst bir boyut ilim artık. Eşyadan, varlıktan Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, Sonra Cenab-ı Hakk'a kulluk ede ede Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuma ve öğrenme hızımız eksponansiyel bir biçim, üstsel bir biçimde artar. Yani katlanarak artar. Bu artık o demin bahsettiklerimizin meblağının çok ötesindedir. Bu kuldan Cenab-ı Hakk'a uzayan, onun vadine tutunan, sonsuz bir geleceğe doğru ilerleyen bir yolculuk. Bu öyle dünyadaki promosyonlara kanacak, üç beş patentle avunacak tipte bir şey değil. Öğrenmesini Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okurken öyle bir aşkla çoğaltır ki onun bilim yapma süreci ve hızı o kadar derinliklidir ki oradaki motivasyonu onun para kazanmak veya daha fazla bu hayatı iyi yaşamak adına değil, Yaratıcının gücüne, kudretine, ilmine ve iradesine daha fazla tanık olup aşkla bağlanmak içindir. Bu artık meftun olduğu bir süreçtir kulun. Bu kez ilim aşkla birlikte yürür. İmam Şafii dedi ki: "Ortalara geldik. İlmin lamı lezzettir. Bu kez tat almaya başlarsınız." O lezzet yüce Yaradan'ın ilmine şahit olan insanın yaşadığı bir keyif. Allah'ın ayetlerini temaşa etmenin, Resulullah'ı Cenab-ı Hak miraca yükselttiğinde لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا الْقُبْرَى dedi. Orada bir şey, şunu bunu yedirmek için, yedirmiştir belki veya başka başka şeyler için, nimetler için değil, en büyük nimet nedir o? Allah Azze ve Celle'nin ilmi, kudreti, ayetlerine tanık olmak. Dedik ya insana zatından Cenab-ı Hak ilim ile üstünlük vermiş Hz. Adem'i böyle takdim etti. Zatının da en öne çıkan, bize kendisini takdim ettiği ilmi Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da kendisini el -alim olarak bize takdim ettiği ve hayatta kendisini o ilmini yaratarak karşımıza çıkardığı, buna şahit olmak, bunu görmek, kulda büyük keyif oluşturur. Bu yaradanı tanıma sürecidir. Tanıdıkça sevme sürecidir. Meftun olur. Allah Azze ve Celle'nin aradı ona verdiği keşifler, promosyonlar gibidir. Elinin tersiyle itmez tabii, onları değerlendirir. Onlardan patent, ticaret hepsini yapar ama onun maksadı bu değildir. Maksadı Allah Azze ve Celle'dir. Belki bunları insanlara, başkalarının patentlerle, paralarla dayatması gibi değil de daha kolay, daha efendim paylaştığı bir süreçte infak edebilir. Rabbimin ihsanı olarak görür. Çünkü ilmin tahsili de Allah'ın ihsanıdır. Hep utul ilme, ilim verilenler. Bu Allah Azze ve Celle'nin her nimette olduğu gibi bir vergisidir. Kul bunu Allah'ın adıyla yaptığı zaman İkra بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي Yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla. Cenab-ı Hak bunu bize علّeme bil kalem, o muallimliğini Cenab-ı Hak kalemle bize bunu sağladı. <laughs> Biz Hz. Adem'in çocukları olarak öğreniriz, araştırır, bakar, gözlem yapar, hemen adını koyarız, tasnif ederiz, ansiklopedilerde, kataloglarda, kitaplarda onları biriktiririz. Her öğrendiğimizi derc ederiz. Bunu Allah Azze ve Celle'nin ilmini öğrendikçe yaparız, öğrendikçe yaparız. Biliriz ki biz ne kadar aşkla, tutkuyla derinlere yolculuk yapsak, ister atomda, ister canlılıkta, ister varlıkta Cenab-ı Hakk'ın ilminin bir dibini bulamayız. Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Deniz Allah'ın kelimeleri için, hani biz mürekkep kullanıyoruz. Dedi ki mürekkep değil, deniz olsa siz her çıkardığını yazsanız لَنَفِدَ الْبَحْرُ Deniz biterdi قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ ربي. Rabbimin kelimeleri bitmezdi, bunu böyle bilin. Başka bir ayette وَلَوْ أَنَّمَا فِي ardi, مِنْ شَجَرَةٍ Yerde bulunan her ne ağaç, min aqlamin kalem olsa vel bahr yemduhu min ba'dihi sab'atu abhur denizde ardı sıra yedi deniz mürekkep olsa manafidat kelimatullah bunlarla Allah'ın her bir kelimesini öğrendikçe böyle yazsanız ilmini Cenab-ı Hakk'ın çıkarıyoruz kelimelerle yazıyoruz bunu bize Cenab-ı Hak bahşetmiş oradaki ilmi kelimelerle kodlayıp satırlarla biriktiriyoruz Bizdeki bu potansiyeli önümüze bu yaratım, yaratılışı koyan Allah Azze ve Celle var etmiş. Ve bu eşleşmeden hem bizi hem varlığı yaratan Yüce Yaradan'a dair bir ilişki başlatmış. Biz buna ilim diyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça sevdiğimiz bir yolculuk. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اَيْبَادِهِ الْعُلَمَةِ İlimle Allah arasındaki kulun ilim yaptıkça Cenab-ı Hakk'a duyduğu o ürperti, o saygı, o sevgi ki e sevginin o üstün hali korkuyla eşlenik. Kişi sevdiğini kaybetmekten, onunla ilişkisinin bozulmasından, onu memnun edememekten duyduğu tedirginlik ve kaygıyla birlikte yaşar bunu. Biz buna takva diyoruz. Bu takva hayata bir döndü mü namaz olur, oruç olur, ibadet olur. Cenab-ı Hak kez onun da üstünde yeni yeni ilimler verir. İlimle takvaya, takva ile tekrar ilme bir döngü halinde. وَاتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ yuallimukumullah Allah Azze ve Celle bize böyle bir süreci tekrar nasip etsin. Yarattığı alemi kuluna bak diyerek ''Unzuru doğru fissemâvâti velârd'' dediği o alemdeki her bir ilim çeşidine fizikten kimyadan matematikten bu araçları sahiplenerek okumalarımızı Allah'ın adıyla yapan burada Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine, azametine tanık olan ve bu tanıklığını Cenab-ı Hakk'a karşı sevgi ve saygıyla hayatına taşıyan bir ilim anlayışı. Bu ilim anlayışında إلم وضع الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين